billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin ve ma tevfiqi illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aziz kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Rabbim cümlemize, vatanımıza, milletimize sağlık ve afiyetler ihsan eylesin. Bizlere dünya ve ahiret aleminde iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Rabbim kendisini sevmeyi, onu sevenleri sevmeyi bizlere nasip-i müyesser eylesin. Bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak insanoğlunu yaratmış ve yeryüzüne bir nizam ve intizam koymuş. Yeryüzünün nizamının, intizamının bozulmaması için de peygamberleri aracılığıyla insanlara uyarıda bulunmuştur. İnsanların hakkaniyet ölçülerine riayet etmelerini, kardeş olarak yaşamalarını, barış içerisinde yaşamalarını onlara öğütlemiştir. Ancak gelin görün ki insanlar bu prensiplere riayet etmemiş, yeryüzünde kan döken, fesat çıkaran bir varlık olmuştur. Ve maalesef meleklerin haklılığı ortaya çıkmıştır. Rabbul Alemin, Estaizu billah ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife.
Senin Rabbin meleklere dedi ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bir insan yaratacağım. Melekler de dediler ki, قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Ya Rab, hikmetinden sual olunmaz ama sen yeryüzünde fesat çıkaracak, yeryüzünün nizamını, intizamını bozacak, insanların huzurunu bozacak ve insanlara dünyayı yaşanmaz hale getirecek varlık mı yaratmak istiyorsun? Ve kan döken bir varlık mı yaratacaksın? Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Rabbimiz, eğer tesbih eden bir varlık istiyorsan biz sana tesbih ediyoruz. Hamd eden bir varlık istiyorsan biz sana hamd ediyoruz. Cenab-ı Hak da tabii ki قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum diyerek onların bu şekildeki sorularına cevap vermiş oldu. Demin de ifade ettiğim gibi insanoğlu bir kardeş olarak yaratmadı ve insanoğlu bir kardeş olarak varlığını devam ettirmedi. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerini kardeş olarak yarattığının farkına çoğu zaman varmadı bile. Ve kardeşini imha etmenin, onu öldürmenin ve dünyada kendi başına yaşamanın planlarını yaptı maalesef. İşte dersime başlarken okumuş olduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Estaizu billah. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem bil hakku. O insanlara, ümmetine, sana iman edenlere Adem'in iki oğlunun haberini, onların ne yaptıklarını anlat. İz garrabe kurbanen. Onlar Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak için bir hediye takdim ettiler. Kurban, Allah'a yaklaşmak demektir zaten. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا Onların birisinin Allah'a sunduğu hediye kabul edildi. Ki bu Habil'in hediyesiydi. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Diğerininki kabul edilmedi ki bu da Kabil'in hediyesiydi. Neden Kabil'in hediyesi kabul edilmedi de Habil'in hediyesi kabul edildi? Bunu Cenab-ı Hak şöyle izah ediyor. قال اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah özünden, samimiyetle, Allah rızasını gözeterek, hile yapmayarak ibadet eden, Allah'a kulluk edenlerin ibadetlerini kabul eder, hediyelerini, kurbanlarını kabul eder. Evet. Ve aralarında bir kıskançlık başladı. Ve Kabil kardeşine dedi ki, لَاَقْتُلَنَّكْ Ben seni öldüreceğim. Kardeşim, seni öldüreceğim. Bir kıskançlık. Halbuki Allah'tan af dilemesi, özür dilemesi gerekirken, o tam tersine kardeşini yok etmek suretiyle dünyanın kendisine kalmasını istedi. Ama ihlasla, samimiyetle, imanla dolu olan
kardeşi Habil, seni öldüreceğim sözüne karşılık, tehdidine karşılık bütün insanlığa ders olacak, ibret olacak şu cümleleri söyledi. Le'in besatte ileyye yedeke litaktüleni, eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. İşte iman budur. İşte İslam budur. Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben sana karşılık vermem. Ben de seni öldürmek için plan program yapmam, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Neden? Neden birisi böyle düşünüyor da öbürü öyle düşünüyor? Ve Habil, yine bütün insanlığa ibret olacak şu cümleleri söylüyor. İnni ehafullâhe rabbel âlemîn, çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Her şeyin başı bu. Hikmetin başı da bu. Güzel bir söz vardır. Ra'sun hikmeti mehafetullah. Bazı yerlerde levha olarak yazılıp asılır. Hikmetin başı, insanlığın, İslam'ın özü Allah korkusudur. Evet. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmayan kardeşi, bütün bu uyarılara rağmen kardeşini öldürdü ve yeryüzünde ilk cinayet işleyen, ilk insan öldüren kişi unvanını maalesef kazandı. Her unvan güzel bir unvan değildir. İşte bu da kötü bir unvandır. Bugün dünya aleminde kıyamet gününe kadar Habil iyiliğin, güzelliğin, adaletin, Allah'tan korkanların simgesi, Kabil katillerin, eşkıyaların, haksızların, teröristlerin simgesi. Hangi ünvan daha güzel? İşte öldükten sonra arkamızdan güzel bir ünvanla anılmak bizim için bir hedef olmalıdır. Kötü ünvanla anılmak değil. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, dersime başlarken de ifade ettiğim gibi, haksızlığı istemez, zulmü istemez ve hepimizin çokça duyduğumuz bir ayeti celilede Cenab-ı Hak buyurur ki, min ecli zâlike, bu size anlattığımız bu Kabil'le Habil'in olayı var ya, bundan dolayı, bu kötü sonuçtan, kötü olaydan dolayı, ketebne ale beni İsrail'e, biz İsrail oğullarına, Hazreti Yakub'a İsrail denir, onun oğullarına, yani bugünkü anlayacağımız tabirle Yahudilere, beni İsrail'e biz şunu yazdık, şunu söyledik, şunu ifade ettik. اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ, kim
haksız yere bir cana kıyarsa, öldürürse, bunun haklı olup olmayacağına kendisi karar vermeyecek. Allah katında haksız bir şekilde bir insanı öldürürse, hukukun kendisine vermediği bir yetkiyi kullanarak, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermediği bir hakkı, yetkiyi kullanarak bir insanı öldürürse, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, o sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Böyle bir sözü kim söyleyebilir? Ancak Rabbul Alemin söyleyebilir. وَمَنْ اَحْيَاهَا, ama kim de bir insanın yaşamasına vesile olursa, kim bir insanın hayatta kalmasına vesile olursa, ona yardım ederse, onun hayatta kalması için elinden gelen bütün gayreti gösterirse, فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, o da bütün insanlara hayat vermiş gibidir. Bütün insanlara, sanki bütün insanlara iyilik etmiş, onların yaşamasına vesile olmuş gibidir. Evet, bunu Cenab-ı Hak Beni İsrail'e hükmettiğini, onlara bildirdiğini ifade ediyor. Tabii ki bizim için de Cenab-ı Hakk'ın kulu olduğumuza göre ve bu da güzel bir şey olduğuna göre bu bizim için de geçerlidir. Aziz kardeşlerim, bu ayete iman eden bir Müslüman kimsenin canına kıymaz. Tekrar ediyorum. Bu ayete iman eden bir Müslüman haksız yere kimsenin canına kıymaz. Bütün mesele burada. Ve Habil gibi inni ehafullâhe rabbel âlemîn, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum diyen kimse, kimsenin canına, haksız yere kimsenin canına kıymaz. Değerli kardeşlerim, şu dünyanın haline bakın. Bugün şu dünyanın haline bakın. İslam dini barış dini, İslam dini huzur dini, İslam dini kardeşlik dini, hangi dinden olursa olsun insanlarla iyi geçinin diyen bir dine mensubuz. Ve kim yönetimi altındaki bir gayrimüslimi öldürürse o sorumludur diyen, o cehennemliktir diyen bir dine mensup insanlarız. Evet. Lakin maalesef ve maalesef bugün dünyada İslamofobi adı bile bir ürkütücü. İslamofobi, yani bir İslam düşmanlığı ve karşıtlığı yayılıyor. İslam düşmanlığı ve karşıtlığı ve Müslümanlar, barış sever Müslümanlar, barış dini olan İslam ve barışın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir terörist gibi gösteriliyor. İslam ürkütücü bir din, Kur'an savaşçı bir kitap. Hazreti Muhammed sadece bir savaş peygamberi, bir savaş makinesi gibi ve bütün Müslümanlar potansiyel suçlu terörist muamelesi görüyor dünyada. Bunların hepsi planlı ve programlı. Halbuki
Demin de anlattığım gibi bunların hepsi İslam'ı bilmemekten, tanımamaktan kaynaklanan şeyler. Hem suçlu hem güçlü diye ancak buna denir. Bugün Batı tarihin en büyük cinayetlerini işlemiştir. Tarih boyunca en büyük savaşları yapmıştır. Haçlı savaşlarını yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmüştür. Ve bugün Batı, İslam dünyasının ve fakir ülkelerinin kaynaklarını sömürmek için hayali örgütler kuruyor, hayali terör örgütleri kuruyor. Bu terör örgütlerini kurarken de çoğunu Müslümanlardan seçiyor. Güya Müslüman olan, güya diyorum, güya Müslüman olan gençlerden, topluluklardan çeşitli örgütler kuruyor. Bunlara cinayetler işletiyor. Bunları kullanıyor, cinayetler işletiyor. Ve gördünüz mü, Müslümanlar bu kadar terörist, onların dini bu kadar kötü diye İnsanları, Müslüman olmak isteyen insanları İslam dininden soğutmak istiyor. Evet, maalesef. Ve bu planı programı da tutuyor. 11 Eylül 2001 tarihini hepimiz çok iyi hatırlayalım. Bu tarihte ne oldu? İkiz Kulelere saldırılar oldu. Bunun öncesinde acaba İslam'a insanların bakışları, Batılıların bakışları neydi, nasıldı? Müsbet idi. Ve insanlar akın akın İslam dinine giriyorlardı. Araştırıyorlardı. Batı baktı ki insanlar İslam'a giriyorlar ki İslam güzel tanıtılırsa İnsanlar İslam'a girerler. Çünkü insanların fıtratı İslam'dır. Yaratılışları İslam'dır. Ve İslam'ı kabul edecek bir potansiyelde yaratılmıştır insanlar. Onların fıtratına, ruhuna uygundur İslam dini. İnsanlar Müslüman oluyor. İnsanlar Müslüman olurlarsa bizim için tehlike olur, Hristiyanlık azalır, Yahudilik azalır diye hayali örgütler kurdular, kurdurdular ve bunları kullanarak bıçak kesilir gibi İslam'ın yayılmasını durdurdular. Ve bugün de Batı'da İslam maalesef İslam denildiği zaman korkulan, Müslüman denildiği zaman korkulan bir din, bir varlık haline geldi. O kadar bir nefret aşıladılar ki, hatırlayalım, bundan senelerce önce Yeni Zelanda'da, hatırlayın, bir kimse eline silahları aldı, otomatik silahları aldı ve camilerdeki Müslümanları, kadınları, çocukları, 50'den fazla Müslümanı şehit etti ve bunu da canlı yayın olarak yayınladı. Peki bu kadar nefreti körüklerseniz olacağı budur. İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bu kadar nefreti körüklerseniz olacağı budur. Bugün dünyanın en büyük cinayetlerini Batılılar işlemiştir. Hala da işlemeye devam etmektedirler. İşte Irak'ı yerle bir ettiler. Bahaneleri neydi? Kimyasal silah. Kimyasal silah olmadığını onlar bilmiyorlar mıydı? Elbette ki biliyorlardı. Onlara ne lazım? Petrol lazım, doğal gaz lazım, yeraltı zenginlikleri lazım. Bir bahane uyduruyorlar, İslam topraklarını işgal ediyorlar. Suriye'de ne vardı? Suriye'de de aynısı vardı.
oranın zenginliklerini ele geçirmek, en büyük amaç da İsrail'in sınırlarını Türkiye'ye kadar getirip Türkiye'nin de belli bir bölümünü İsrail sınırları haritası içerisine katmak. Bunu bileceğiz değerli kardeşlerim. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmayan insanlar kalkıp söylüyorlar ki bizim Suriye'de ne işimiz var, askerimizin ne işi var? Bizim askerimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dininin temsilcisidir. Elhamdülillah. Bugün bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız, onlar İslam'ın bekçisidirler. Ve İsrail'i topraklarımıza yaklaştırmamak için oradadırlar. Bunları bileceğiz. İsrail devleti okuldaki çocuklarına yemek verirken, süt verirken diyor ki Kudüs kimindir? Soruyor. Kudüs diyor bizimdir. Mescid-i Aksa kimindir? Diyor ki Mescid-i Aksa bizimdir. En sonunda çocuklara diyorlar ki eğer bu amaç ve idealle siz büyümezseniz ve Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve bize vaat edilen toprakları almak için mücadele etmezseniz bu yediğiniz, içtiğiniz şeyler zehir zıkkım olsun, haram olsun size. Kim onu öğretiyor? İsrail devleti öğretiyor. İsrail devleti çocuklarına bu bilinci, bu şuuru verirken biz çocuklarımıza nasıl bir şuur veriyoruz acaba? Biz nasıl bir gençlik yetiştiriyoruz? Nasıl bir insan yetiştiriyoruz acaba? Şimdi herkes bakıyor ve ben de dahil olmak üzere çoğunlukla elhamdülillah şunun gibi gençlerimiz gözümüzün aydınlığı Allah sayılarını çoğaltsın. Gördükçe gurur duyuyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. Lakin maalesef 28 Şubat'ta bir gençlik yetiştirdiler ki Allah'ını tanımasın, Muhammed'ini tanımasın, Kur'an'ını tanımasın. Bugünkü gençlik, nesil onların eseridir. Onların eseridir. Şikayet etmeye de hakları yok. Dinden, imandan uzak, İslam'dan uzak, peygamberden uzak maalesef bir gençlik yetiştirdiler. Ve bunların içerisinde Allah'tan korkmayan insanlar 40 yıldan beri bizim ülkemizde bizi terör belasıyla uğraştırıyorlar. İşte daha yakında, buyurun, İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de bombaları patlattılar. Ne acayip insanlar var bizim ülkemizde. Ne garip insanlar var ki daha hala bombaları kimin patlatıp patlatmadığını tartışıyorlar. Bizim ülkemizi seven insanlar çok ama maalesef hainlerimiz de çok. Hainlerimiz de çok. Düşmanın tarafını tutan hainlerimiz de çok. Ve maalesef 40 yıldan beri insanlarımızı şehit eden, yaralayan, analarının, eşlerinin, yavrularının gözlerini yaşlar içerisinde bırakan, her gün gözyaşı akıtan, akıtmaya devam eden bir örgütle, terör örgütüyle karşı karşıyayız. Ve sınırlarımıza bunları yetiştiriyorlar. Ve bizim teröristler görevini yapar onlar. Onlara verilen emri yapar. Asıl bizi üzen, asıl bizi yaralayan şey nedir biliyor musunuz? Ülkemizdeki
kelimelerimi seçerek kullanacağım. Ülkemizdeki milyonlarca, binlerce demiyorum, milyonlarca insanlar şu veya bu şekilde bu terör örgütüne destek oluyorlar. Terör örgütüne destek olunduğu sürece elbette ki terörist her gün askerimizi, polisimizi şehit eder. Bütün kaynaklarımız oraya akar. Şuna bakın ya, bizim ülkemizde efendim silahlı kuvvetler bombalarla Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de bombalamasaydı onlar da bizim ülkemize bomba atmazlardı, roket atmazlardı diyen vatan hainleri var. Ve bunları hiç çekinmeden rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bir tek şiddet, efendim, hayvanlara şiddet, kadınlara şiddet değil ki, işte bu da bir şiddetin bir parçası. Ve hepsi de kötü bir şey. Peki, bunlar hiç düşünmüyorlar mı? Ey bu teröristlere gönülden destek veren milyonlarca insan, sizlere soruyorum. Amerika neden bir terör örgütünü destekler? 150 binlik bir ordu kurar ve bunlara tırlarca silahlar verir. Binlerce silahları, en gelişmiş silahları niçin verir? Niçin verir? Neden verir? Bunları hiç düşünmüyor musunuz? Ve dostumuz kim, düşmanımız kim, hiç siz düşünmez misiniz? Basit menfaatler ve çıkarlar uğruna maalesef ve maalesef insanlar bunlarla yan yana oluyorlar. Bütün menfaatları bir tarafa toplasanız benim Mehmetciğimin bir tırnağına bile değmez. Bütün ikballerinizi ve istikballerinizi, menfaatlerinizi bir kenara koysanız, benim anamın, kız kardeşimin, şehidimin, eşinin, anasının, yavrusunun bir damla gözyaşı etmez. Kendinize gelin, kendinize. Teröristlerle işbirliği yapmayın. Teröristleri sevenlerle de işbirliği yapmayın. Allah'tan korkun. Bak nasıl Habil dedi. İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Şimdi hep biz şiddeti tartışıyoruz. Ya şiddet. Teröristin şiddeti, kadına şiddet, hayvana şiddet. Bunların kaynağı ne ya? Kimse bunları sormuyor ya. Şurada oturan bir cemaat bize soruyor ki, hocam sivri sineği öldürebilir miyim? Günah mıdır diye soruyor. Niye bu adam bunu soruyor? Sivri sineği. Evimdeki karıncayı öldürebilir miyim diye bize soruyor. Evimdeki böceği öldürebilir miyim diye bize soruyor. Peki bu insanlar nasıl oluyor da sevgililerini, eşlerini doğuruyorlar, hayvanları katlediyorlar ve bütün insanlığı katletmek için en gelişmiş silahları yapıyorlar? Neden? Bütün sır burada işte. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmuyorlar. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmuyorlar. Bizim alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkan bir nesil yetiştirmemiz lazım. Yoksa daha çok kadın ölür, sayıları artar. Daha çok erkek ölür, sayıları artar. Daha çok hayvan ölür, sayıları artar. Daha çok askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz ölür, onların sayıları artar. Ya, onun için
İslam'dan korkmayacaksın, Kur'an'dan korkmayacaksın. İslam'a ve Kur'an'a bağlı bir nesil yetiştireceksin. Bunun çözümü budur. Rabbim böyle bir nesli bizlere nasip eylesin. Ve böyle bir nesil yetiştirmeyi bizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak ta ilk zamanlardan bugüne kadar şehitlik mertebesine erişmiş bütün şühedamıza gani gani rahmetini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak gazilerimize acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim hastalıklarımıza, cümle hastalıklarımıza ve hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar, borçlarımıza, borçlularımıza kolay edalar nasip eylesin. Cenab-ı Hak milletimizin, devletimizin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak operasyon hazırlığında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar, muzafferiyetler, muvaffakiyetler nasip eylesin. Ayaklarına taş dokundurmasın. Kazaları mübarek olsun. Cenab-ı Hak bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ya Rabbi senden ne arzu etmiş istemişse biz de onları istiyoruz, bizlere nasip eyle." Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, "Neyin şerrinden sana sığınmışsa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz, o şerlerden bizleri emin eyle. Ya Rabbi, bizlere cennetini, cenneti yaklaştıracak, cennete bizleri yaklaştıracak amelleri nasip eyle. Bizi cehennemden uzaklaştır ve cehennemden uzaklaşacak amelleri yapmaya bizleri nasip eyle. Ya Rabbi, biz seni seviyoruz, seni sevmeyi bizlere nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi de bizlere nasip eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizlere dünya ve ahiret aleminde iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla ya Rabbel Alemin." Ya Rab, Allahümme inna nec'aluke fî nuhurihim ve ne'ûzu bike min şurûrihim. Bizim ve ülkemizin ne kadar düşmanları varsa onları sana havale ediyoruz. Onların haklarından sen gel ya Rab. Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ehzab. Allahümme zilhum ve zelzilhum. Ya Rab, dini mübini İslam'ın aleyhinde, ülkemizin aleyhinde toplanmış ne kadar insanlar varsa onlara muvaffakiyetler verme, onları birbirine düşür ve onların arasından İslam'ı ve Müslümanları salim eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, ülkemizde epey zamandan beri yağmur yağmıyor. Ve çiftçilerimiz bir yağmur bekliyor, barajlar kuruyor, nehirler kuruyor, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyayız, hayvanlar içecek su bulamıyorlar, kurtlar, kuşlar. Ya Rabbel Alemin, sen bize göklerden, hazinenden, bulutlardan bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle. Bütün su kaynaklarımıza yetecek, barajlarımızı dolduracak, hayvanlarımızı sulayacak, insanlarımızın ihtiyacını karşılayacak, çiftçilerimizin yüzünü güldürecek bol ve bereketli yağmurlar ihsan eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin, senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizi hangi ahlak üzere yetiştirmişse ve yetiştirmek istemişse
O ahlakı yaşamayı bizlere nasip eyle. Allahümme ehdini li ehsenil ahlak, la yehdi li ehseniha illa ente. Allah'ım bize Kur'an ahlakını, Hazreti Muhammed ahlakını ihsan eyle ve ahlakın en güzeline ulaşmayı bizlere nasip eyle. Çünkü o ahlaka bizler bu akıllarımızla, bu zayıf akıllarımızla ulaşamayız. O ahlaka ancak bizi sen ulaştırırsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.